Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Satırbaşında hafta içi her gün gündemin başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Asyevi stüdyolarından efendim. Bugün de hem Bursa gündemine dair hem de Türkiye siyasetine dair gündem başlıklarımız olacak. Kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca stüdyomuzda sorularımızı yanıtlayacak. Sayın Başkan, önceki yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, özellikle son gündemle başlayıp Türkiye geneline de gideceğiz. Siyasetin gündemi de yoğun. Biz artık siyasileri hem sahada görüyoruz hem de özellikle siyasi söylemler içerisinde de seçimin artık bu noktada kapıda olduğunun vurgusu da var tabii ki. Zaten baktığımızda konjektür olarak da bir seçim biter, diğer seçim başlar. Başlığı evet, bütün siyasiler ve özellikle örgütlerle, teşkilatlarda bu geçerlidir. Son gündem başlığıyla başlayacak olursak Bursa özelliği için yaptığınız eleştiriler arasında tarım arazileri gündemi var. Tam da bu noktada tüm dünyanın konuştuğu tarımla ilgili, gıdayla ilgili tüm dünyada bir kriz oluşacak mı sorusu bağlamı konuşulurken biz de hem Bursa üzerinde hem Türkiye genelinde tarım arazilerinin nasıl kullanılması gerektiğini zaman zaman stüdyomuzda konuşuyoruz, konuklarımıza da soruyoruz ama bir eleştiriniz var. Bir tütün deposu arazisiyle ilgili. Ben bununla bir giriş yapmak istiyorum. Neydi oradaki eleştiriniz? Hem Türkiye geneli bağlamında tarım arazilerinin kıymetli oluşunun vurgusu var aslında. Hem de Bursa özel için bir eleştiriniz var. Buyurun, söz sizden. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi siyasi iktidar gidiyor. Bunu kendileri, en iyi kendileri biliyor. Yani sayısız kamuoyu araştırmalar yayınlanıyor. Fakat bunları en çok yaptıran, piyasanın en çok kamuoyu araştırması yaptıran parti iktidar partisi. AK Parti. Şimdi burada sonuçlar kendileri görüyor. Bir kamuoyuna yansıyan var. Bir de tabii ki gerçek olan, kamuoyuna yansımayan. Kamuoyu yoklamaları olduğunu tahmin ediyorum. Burada görüyorlar hızla erdiklerini. Şu an Türkiye'nin her yerinde bir yağma anlayışı var. Talan anlayışı var. Ben bir basın açıklamada şey söylemiştim. Yani bu topraklar Moğol istilasında bile böyle talan görmedi demiştim. Hakikaten de Moğol istilasında bile bu topraklar böyle talan görmedi. Türkiye'nin her yerinde nerede ne varsa. Çünkü bunu her şeye sattılar bu ülkenin. Bakın. Yollar, köprüler, limanlar, şeker fabrikaları, gübre fabrikaları. Şimdi para edecek bir şey kalmayınca döndüler içeri. Müflis tüccar şu an. Aynı müflis tüccar pozisyondalar. Para edecek ne var? Karıştırıyorlar. Ellerine ne vardı? Ne buldular? Şimdi kupon arazi peşindeler. Cumhurbaşkanlığı külliyesi emlakçı ofisi oldu. Plan yapılıyor. Şimdi bu ülkenin bu kadar çok sorunu var çözmesi gereken. Ekonomisinden, sağlık sisteminden, eğitim sisteminden. Bakın eğitim sistemi çökmüş. 12 yıl eğitim verdiğimiz çocuklarımız sınava giriyorlar. Türkçeden, matematikten binlerce çocuğumuz sıfır çekiyor. Böyle bir şey var mı ya? 12 yıl önce eğitim verdiğiniz çocuklardan sınavdan sıfır alıyorlar. Sıfır doğru cevap veriyorlar. Yani velhasıl bu kadar çok önemli sorun var. Dış politikada ciddi sorunlar var. Milyonlarca mülteci ülkemizde. Ama Cumhurbaşkanlığı külliyesi oturmuş emlakçı gibi 1/25.000 1/5.000 ve bırak Nazım Mimar planlarını, uygulama Mimar planı yapıyor. 1/1.000 yapıyor. Şu an Bursa'da da her hafta bakın bu çarşamba günde ya da işte günü henüz daha kesinleştirmedik. Hı hı. Kestel soğuk su bölgesine gideceğiz. Kestel ilçemizin. Orada da yine benzer bir durum var. Yani şu an AKP ve yandaşları elde satacak bir şey kalmayınca nerede kupon arazi var, nerede hazine arazisi var? Oradalar. Bakın her hafta bir yerdeyiz. Daha birkaç hafta önce Samanlı'ya gittik. 600 dönüm Bursa Ovası'nın son parçası. Samanlı Köyü'nün merası. Bu kişisel gideceğimiz yer de Soğuk Su Köyü'nün merası ve o bölge. Şimdi AKP aslında meraları betonlaştırmakta haklı. Yani hayvancılık bitti diyor. Hayvancılığı el birliğiyle bitirdik. Ve o zaman diyor meraya ihtiyaç yok. Orada hemen betonlaştıralım. Son kalan toprak parçaları betonla buluşturalım diyor. Ve onun dışında yine Çöplük ama Büyükşehir Belediye Başkanı'na göre entegre tesis yapmak istediği Kayapa'daki bölge 2 milyon metrekarelik bir alan. Burası hazine arazisi. Yine aynı şekilde işte Samanlı'da, Kayapa'da, Soğuk Su'da birkaç gün önce de gittik Demirtaş bölgesinde eski tütün deposunun olduğu alan. Yani şeytanı da kıskandıracak manevralar yapıyorlar. Hamleler yapıyorlar. Burası da 81.350 metrekarelik bir alan. Daha önce denediler 10 yıl kadar önce. O dönem
biz de, ben Osman Gazi ilçe başkanıydım. Gittik orada bir işte kamuoyu oluşturması için katkı sağladık. Arkasından dönemin şehir plancılar odası Danıştay'a dava açtı. Danıştay 6. Dairesi 2015 yılında açılan davayı haklı buldu ve burası bir tarım arazisidir, tarım toprağıdır dedi. Ve alınan kararı iptal ederek orayı büyük düzen o planın bir parçası olarak plan işledi. Ama aradan geçen zamana bakıyoruz ki yine boş durmuyorlar. Hı hı. Yine boş durmuyorlar. Şimdi durup dururken burada 80 bin metrekareyi aşan bu alan için neden Cumhurbaşkanlığı külliyesinden böyle bir karar çıktı? Kimler için? Demek ki adrese teslim bir durum var burada. Birileri avant alacak, birileri komisyon alacak. Değilse o tarım arazisi kime ne yapıyor? Dertler ne orayla? Üstelik öyle bir şey ki yangından mal kaçıracaksın. Zamanların azaldığını biliyorlar. Çünkü sandık geldiğinde gidecekler. Onlar da bunu iyi biliyor. Ve ilgili belediye, Osman Gazi Belediyesi'ne görüş soruyorlar 17 Haziran'da. Daha görüşün cevabı gelmeden 5 Ağustos 2022 tarihli kararla, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanıyor. Şimdi bu acele nedir? Eğer ki planları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapacaksa bakanlığı lağvedin. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaldırılsın. Bursa Büyükşehir Belediyesi zaten bir işe yaramıyor. Külliyen kapatsınlar. Osman Gazi Belediyesi'ne kapatın. Her şey külliye yapsın. Şu anki anlayış bu. Bir anda 3 tane planı birden geçirdiler. Ve resmi gazetede yayınlandı. Şimdi artık bakacağız kime peşkeş çekilecek. Şimdi bu sadece Demirtaş'taki tekeren düzme deposuyla ilgili bir durum değil. Başka yerlerde de örnekleri var. Bu ülke tarım topraklarını kaybediyor. Bakın. Sürekli yetkililer çıkıyor. Diyor ki Trakya büyüklüğünde alan ekilebilir olmaktan çıktı diyor. Bunu hepimiz tanık oluyoruz. Şimdi Ukrayna'dan 2 tane tahıl yüklü gemiyi çıkardım diye diplomatik zafer ilan ettiler biliyorsunuz. Daha birkaç ay önce Ukrayna'dan, limandan 1 tane ayçiçek yağı yüklü gemi geldi diye havuz medyası neredeyse resmi tören düzenliyordu. Selam duruyorlardı. Ya kardeşim kendi topraklarını betona dökemiyorsun işte bomboş. Kendi toprağını betonlaştırıyorsun, çoraklaştırıyorsun. Ama Ukrayna'dan 2 gemi ki onu da Lübnan kabul etmiyor. Ben 6 önce sipariş vermiştim diyor. Lübnan'ın dahi kabul etmediği gemiyi limandan çıkardık diye şu an halay çekiyorlar, naralar atıyorlar. Geldiğimiz nokta bu. Zaten AKP'nin tarıma bakış açısı budur. Geldiği andan itibaren köyleri boşalttı, üretim bitti. Bakın ben şunu da örnek vereyim. Hatta gelirken de baktım. İlginç bir olay yaşadım geçen hafta. Nedir başkanım? Şimdi ben Emek Mahallesi'nde oturuyorum Osman Gazi'de. Emek Armağan Sokak'ta oturuyorum. 15 yıldır oradayım. Bizim sokakta biz taşındığımız günlerden itibaren bir sütçü vardır. Herkes ondan alışveriş yapar. Bizimkiler de alır. Şimdi birkaç haftadır panik halindeler. Sütçü hepsi vedalaşmış. Demiş ki ben artan yem maliyetlerini karşılayamıyorum. Hayvanları kesime gönderdim. Hakkınızı helal edin. Herkese helalleşmiş gitti. Sonra ben tabii bizim komşularla bu paniğini gördüm. Gittim markete. Oradan bir tane süt fiyatlarına baktım. İnanın bakın şu an burada var artık görebiliyor mu bilmiyorum ama marketin adına söylemeyeyim. 27 lira 95 kuruş 1 litre süt bakın. Birkaç gün önce şu an zam geldi artmadıysa birkaç gün önceki sütün litre fiyatı 27 lira 95 kuruş. Ben tam buna konuşuyorum ikinci bir şok yaşadım. Bizim yumurtacı o da Keles'in köyünde onun mesajı da şurada. Biz ara ara yumurta bırakırdı. Yine mesaj yazdım. Hatta son mesajlara da baktım ki hepsinde fiyat değiştiyse... O da mı gelmeyi bıraktı artık? Evet. Diyorum ki bak fiyat değiştiyse haber ver diyorum. Yani mağdur olma ona göre para gönderelim. EFT yapıyorum hesabına. Şimdiki mesaj çok ilginç. Günaydın İsmet Bey demiş. Artan yem fiyatları yüzünden hayvanları kesime verdim. Maalesef şu an için yumurta üretemiyorum. Hakkınızı helal edin. Bakın diyor burada. Birkaç gün önce mesajı. Yani şimdi ülkede artık süt üretemiyor vatandaş. Sütün litresi 28 lira markette. Yumurta üretemiyor. Sürekli zam geliyor. Ama AKP Ukrayna'dan 2 tane gemiyi çıkardık diye davul zurna ile alay çekiyor. Bursa'da da bu aynı şekilde. Türkiye'nin her yerinde gördükleri bütün kupon arazileri, tarım arazisiymiş bilmem hiç umurlarında değil. Bir an önce ranta, bir an önce betona kavuşturmak için 4 elle saldırıyorlar. Ama biz de her yerde kentin bu bölgelerini savunmaya çalışıyoruz. Demokratik
haklarımızı kullanıyoruz. Ama burada da ben tabii ki Bursa kamuoyunun burada desteğini bekliyorum. Yani şu an bakın ovada kalan son parçalar betona gömülmek üzere. Samanlı'da başladı şu an. 108 bin metrekare beton olacak. Ki üstelik bölgede hastane yapımına da izin verilmedi dere taşkın alanı diye. Ama şu an beton dökülüyor ya. Sonmera orası gidiyor. Arkasından 80 bin metrekarelik Demirtaş'taki bölge çok kısa bir süre sonra orada dev beton bloklarla buluşacak. Tabii ki konut ihtiyacı da var. Tabii ki vatandaşlarımızın konut ihtiyacı da karşılanacak ama onlar için daha uygun yerler var bu kentte. Hı hı. Kentsel dönüşüm dediler, ransal dönüşüme çıktı. Daha böyle kentin farklı bölgelerinde gerçek kentsel dönüşüm yapılarak vatandaşın konut ihtiyacı karşılanabilir. Ve bütün bunlar dururken artık son tarım toprakları da yağmalanıyor. Biz bu konuda dikkat çekiyorsunuz. Yani dikkat çekiyoruz ama ben Bursa'nın tüm kitle örgütlerini, çevre örgütlerini, her şeyden önce vatandaşlarımızı bu konuda yol olmaya davet ediyorum. Hı hı. Çünkü gittiği zaman yenisi yok. Evet. Vurguyu da yapalım çünkü tarım arazileri konusu önemli. Tarım ve hayvancılığı biz çok konuştuk aslında geçtiğimiz seçimin hemen öncesinde. Vaatler noktasında da tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olması gerektiğini hep duyduk. Ama yatırımlar bağlamında da tabii şu an artık ne oldu bunu vatandaş tartacak. Daha sonraki seçimlerde konuşamayacağız çünkü konuşacak ne tarım kaldı ne hayvancılık kalacak. Hı hı. Hızla yok oluyor. Evet. Şunu da sormak istiyorum şimdi. Evet, bu atmosfer içerisinde yapılan yanlışlar çok önemli, tespitler çok önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine baktığımızda da CHP iktidarı en yakın dönemde iktidar için hazırız. Siyasi söylemlerin olduğunu görüyoruz. Tabii ki Bursa değerlendirmesini de alacağım ben özellikle bu bağlamda. Evet, iktidara aday bir Cumhuriyet Halk Partisi görürken Bursa'yı nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir tablo çiziyorsunuz? Ya biz programlarımızda konu olduğumuz altını çiziyoruz. Aslında biz tempoyu biraz da artırıyoruz. O tempoyu düşürmedik Bursa örgütü olarak. Göreve geldiğimiz andan itibaren bütün kadrolarımızda, bütün arkadaşlarımız sahada, işte kentin bütün sorunlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kamu oluşturacak programlarla ilgili gidip özel çaba harcıyoruz, çalışıyoruz. Bunların dışında parti örgütlerimiz hem bir seçim hazırlığı yapıyoruz, bir mutfak kısmında örüyoruz. Sandık kurulu üyelerimizi yazıyoruz. Sandık kurulu üyelerimiz eğitim alacak. Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Onun dışında yani vatandaşın sandığa attığı oyun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bununla ilgili çok ciddi bir hazırlık yapıyoruz perde arkasında. Bunun yanı sıra yine Bursa'da siyasi gündemi takip ediyoruz. Gündem yaratıyoruz bazı konulara dikkat çekerek. Ve tabii ki doğru olanları da öneriyoruz. Birçok Bursa'da yapılan yanlışlar var. Bursa'da yapılmayan işler var, eksikler var. Bunlarla ilgili biz raporlarımızı yapıp genel merkezimizde paylaşıyoruz. Zaman zaman onlar Türkiye gündemine geliyor. Önümüzdeki dönemde biraz daha tempoyu arttırarak bu konuda çalışmamızı sürdüreceğiz. Peki saha çalışmaları Sayın Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi 1,2 milyon eve ziyaret etti manşette var. Özellikle Bursa'daki yaptığınız ziyaretlerde aldığınız geri dönüşler neler? Şöyle şimdi bizim bir öbek örgütlememiz var. Bu aslında biraz sandık çevresi örgütlemesi gibi bir örgütleme. Normal bunlar bizim yönetim kurullarımızın dışında olan kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın da içinde olduğu ama ağırlık olarak şu an parti yönetiminde görev almıyor. Çünkü onların farklı görevleri var. Mahallelerdeki arkadaşlarımızın görev aldığı bir çalışma. Biz geçen hafta 2098'e Bursa'da ziyaret edildi ve bunların raporları var, tablo var. Gidilen evdeki işte görüşmeler hatta ilginç şeyler yakalıyorsa onları biz özel bir arşivleme de yapıyoruz. Hı hı. Yani bir tanesini paylaşayım. Bir evde yürüme güçlüğü çeken yaşlı seçmen var. Seçim günü ulaşım desteği istiyor. Bunlar not alınıyor. Onun dışında onlara göre işte en önemli soru gündem yani kendi sorunları sorulduğunda ki çok net bir şekilde çıkan gerçek var. Mesela 2098 evde neredeyse tamamına yakınına tekabül eden bir durum. Hepsi hayat pahalılığı. Yani şu an ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı. Gıda enflasyonu. Onlar var. Onun dışında ilginç tabii vatandaşın talepleri oluyor. Onlara göre tabii değişiyor işte önemli sorunlar. Ulaşımla ilgili sorun olanlar var. Trafik sorunu yine hala gündemini koruyor Bursa'da. Ama ağırlıklı olarak bu yani hangi partiye vermiş olursa olsun
Hepsinin ortak şikayeti hayat pahalılığı, enflasyon. Evet, ekonomik tablo illaki bu noktada siz de bugün verdiniz. Evet. İşte hem tarıma bağladık hem de süt fiyatı, işte temel gıda malzemelerindeki fiyat artışları. Bunlar önemli. Ne kadar indirim yapılmaya çalışılsa da bazı alanlar içerisinde hükümet tarafından. Ama genel anlamda enflasyon rakamlarının düşmesi gerekliliğini her zaman vurguluyorsunuz ve söylüyorsunuz zaten. Bu da üretim de olur. Yani şu an Sayın Cumhurbaşkanı işte dün paylaştı. 30-40 üründe talimat verdim, fiyatlar düşecek dedi. Yani evet. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı da ekonomist ama ben de ekonomiye giriş dersi okudum, İktisatif okudum üniversitede. Burada fiyat arz talep dengesinin buluştuğu noktada oluşur. Yani fiyat diye dersle şey vardır, siz de bilirsiniz. Fiyat nedir? Arz ve talebin kesiştiği noktadır. Bu talimatla olmaz bu iş. Veya da işte kolluk kuvvetleri marifetiyle fiyatı dengeleyemezsiniz. Yani serbest piyasa ekonomisinin olduğu ekonomik tablo içerisinde dediğiniz gibi evet bu fiyat artışını bunun dışında bir ekonomik model uygulaması mümkün değil. Yani burada siz istediğiniz kadar birkaç markete işte birkaç kooperatife talimat verin. Buradaki arz talebi karşılayamayacağı için ki sınırlı karşılayamayacağı için bu fiyat gerçek fiyat değildir. Yani vatandaşın talebi 100 ise siz oraya ancak bir ya da iki tane ikisini karşılayabilirsiniz. 98 vatandaş için de yine tablo maalesef dışarıdaki gerçek fiyatlamadır. Bunun da yöntemi nedir? Üretimin artmasıdır. Eğer arz artarsa talep de karşılanır. Ona göre makul seviyede fiyat oluşur. Aksi takdirde üretim olmaz zaten. Ama şu an öyle bir şey yaşıyoruz ki arzın olduğu yerlerde de mesela maliyet artıyor. Şimdi arza nasıl oluşacak? Bir üretim maliyeti var, değişken maliyet var, sabit maliyet var. Gerçi bunlara Cumhurbaşkanımız aşinadır. Ben anlatmama gerek yok ama şimdi bu maliyetleri toparlayıp ki üretimin de devamlılığı için belli kriterler lazım. Burada bir arz oluşup taleple bunlar örtüşmediği noktada fiyatlar kimse kontrol edemez. Peki klasik bir sorudur. Seçim zamanları öncesinde mutlaka yapılır anketler. Şimdi tabii ki altılı masa var. Altılı masanın oy oranları bağlamına bakıldığında yapılan anketler içerisinde oy oranlarını her siyasi parti zaman zaman yaptırdığı anketlerle söyleyebiliyor. Artış olduğunun bu noktada rakamsal olarak değiştiğini söyleyebiliyor. Hem altılı masayı da sormak istiyorum hem de anketlerde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi nasıl gidiyor? Bunu da soralım. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da iktidara en yakın dönemdeyiz diyor. Bu bağlamda da bu soruyu sormadan geçemeyeceğiz. Şimdi tabii kamuoyu yoklama firmalarının verdikleri emeklerine saygılıyız. Onların verilerine saygılıyız ama şunu söyleyeyim. Şimdi birbirinden çok çok uzak rakamlar çıkıyorsa burada nedir? Hangi yani daha net söyleyebilmek gerekirse hangi siyasi parti, hangi araştırma firması yakınsa, onda çalışıyorsa biraz böyle şey gibi, yönlendirme gibi. Maalesef ki öyle mi oluyor Türkiye'de? Yani yönlendirme gibi çıkıyor. Durumlara. Yani ama ben şunu söyleyeyim. Mesela bugün İktidar Partisi'yle en böyle yakın çalışan, direkt onların böyle artık şeyi gibi, nasıl anlatayım, bir çalışanı gibi çalışan, onların bir kurumu gibi çalışan anket firmaları bile bugün %40 rakamını veremiyor. Yani en net şey bariz budur. Yani şu an Türkiye'de hiçbir anket firması AKP'nin oyunu %40 veremiyor. Zaten %35 verse de inandırıcılığı yok. Artık %30 verse de inandırıcılığı yok. Yani her siyasi partiye bakıyorsunuz bir siyasi partinin oyu bir ankette öyle bir çıkıyor ki diğerinde onun yarısı çıkmış. Ki üstelik de %1-2 yanılma payıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Ama ben çok inandırıcı buluyorum. Ama şunu söyleyeyim ki bizim yaptığımız anket var. Onu söyleyeyim. Onu paylaştık biz. Mart ayı sonunda yaptırmıştık. Bursa'da yaptırmıştık. Oradaki tablo çok nettir. Biz zaten çalıştığımız arkadaşlara söyledik. Bizi de yanıltma, kendini de yanıltma neyse biz halimizi görelim. Görelim ki ona göre çalışmalarımızı şekillendirelim. Yani Bursa'da biz her iki bölgede de oylarımızı arttırıyoruz. Milletvekili sayımız artıyor. Onun dışında ulaştığımız birkaç tane daha güvendiğimiz kamuoyu araştırma firmasından gelen verilere baktığımızda bunlar örtüştü hepsiyle. Hiçbir siyasi parti benim oyum düşüyor demez. Herkes artıyor der. İktidar partisi çok açık ara önde olduğunu söylüyor. Yapacağı tek şey var. En büyük kamuoyu araştırması seçimdir. Seçim kararını alacak.
Biz de hemen getireceğiz. Seçimle birlikte tablo ortaya gerçek, çıkacak diyorsunuz. Gerçek anket çıkacak ortaya. Gerçek kamu yoklaması çıkacak. Evet. Çünkü özellikle bu soruyu altılı masa bağlamında soruyoruz. Çünkü altılı masa ile ilgili de kulislerden bir tanesi de altılı masanın dağılabileceği, seçimi altılı masa olarak değil, farklı partiler aslında kendi logolarıyla, kendi bakış açılarıyla gireceği. Bu da söz konusu olduğu için tabii oradaki evet belki Cumhuriyet Halk Partisi için yani ana muhalefet için geçerli değil ama diğer partilerin oranları bu altılı masaya olacak katkısı tabii ki en çok sorulacak sorulardan da bir tanesi olacaktır. O yüzden de bunu da sormadan edemeyeceğiz efendim. Bunu da söyleyelim. Bursa kıymetli, yaptığınız çalışmalar da önemli. Çünkü tarımsal alanlara dikkat çekiyorsunuz. Birçok nokta var. Bu noktada muhalefetin aslında bu son dönemlerde söylemleri içerisinde neyi söylesek aslında bunun düzeldiğini görüyoruz. Söylemi de vardı. Hatırlatalım Sayın Kılıçdaroğlu iktidar olmadan biz aslında birçok talebimizi dile getirip aslında yapılabildiğini görüyoruz. Birçok da konu aslında böyle gerçekleşti bu ana kadar. Bunun için de söylersiniz. Kapıda da EYT var. Son zamanlarda evet. Beklenen başlıklardan bir tanesi. Asgari ücreti konuşuyorduk. Asgari ücretle ilgili bir ara zam geldi. Atmosfere baktığımızda aslında çok net bir şekilde seçim süreci içerisinde taleplerin karşılandığını da görüyoruz. Bunu nasıl yorum Sayın Başkan? Yani şöyle, onu tabii biz dedik ki muhalefetteyken bunları yaptırdık. Bir de iktidarda bizi görün. Yani o yüzden biz iktidar içinde vatandaşlarımıza bir destek istiyoruz. En azından hep söylüyorum. Yani bazıları yine birçok şeyde muhalefeti suçluyor biliyorsunuz. Ama şu var ki bir defa iktidar şansı deneyin. Zaten sonuçta sandık sonunda geliyor. Eğer beğenmezseniz bir de oy vermezsiniz. Ama bütün bu söylemleri yaşama geçirmek için en azından bir dönemde olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması gerekiyor ki bunları, vaatlerimizi, söz verdiklerimizi hepsini yaşama geçirelim. Tabii ki bu bahsettiklerimiz çok önemli. İşte EYT, onun dışında üniversite öğrencilerinin kredilerinden alınan işte dedik, silin faizleri. Evet. Silindi ama şu an ÖTV var. Ki hatta bir kapalı toplantıda Ekonomi Bakanı Sayın Nebati'nin de itiraf ettiği şu an sosyal medyada hesaplar yayılıyor ne kadar doğru bilmiyorum ama şimdi bunlar demek ki gerçekliği olan adımlar. Ondan sonra emekliler için işte birer maaş dedik ki ikramiye verilsin bayramlarda ama onu da kısıtladılar sürekli olarak. Şimdi birçok nokta var böyle ülkenin. Tabii bu gittiğimiz birçok yerde bize diyor ki tamam bunu ama nereden vereceksiniz diyorlar. Nasıl bunu yapacaksınız? Şimdi hep şunu öncelikle bir netleştirmek gerekiyor. Bu ülke gerçekten zengin bir ülke. Bizim topraklarımız verimli, bizim insanımız çalışkan. Bu sorunların üstesinden rahatlıkla gelinebilir. Tek sorun doğru yönetilmek. Eğer doğru yönetilirseniz ki bunu biz örneklerini belediyelerimize veriyoruz. İşte bakın şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dünyada sadece tek İstanbul'da 10 hatta metro çalışması yapılıyor. Birçoğu da AKP döneminden yarım kalmış çalışma. Yani dünyada 10 tane hatta metro çalışması yapan başka bir kent yok. Artı bütün iktidar kısıtlamalarına rağmen ki üstelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de kısıtlamasına rağmen orada da çoğunluk AK Parti ve MHP ittifakında. Onların da borçlanma vesaire işte kredi kullanım olur başka taksi gibi birçok konudaki kısıtlamalarına zorluk çıkarmalarına rağmen şu an işte 150 tane proje açıklıyor her gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara, ona keza diğer kentlere. Demek ki nedir? Yani oradaki belediye başkanlarımız para basmıyor. Mevcut bütçeyi doğru kullandığınız zaman birçok sorun çözülüyor. Hı hı. İstanbul'da milyonlarca insana sosyal yardım yapılıyor ve hiç bunun reklamı yapılmıyor. Gidip insanların kapısına 10 torba kömür atıp 2 kolye erzak paketi bırakıp rencide edilmiyor. Ve bu gerçekten yapılması gerektiği gibi yapılıyor. Ve hiç kimse de komşusunun sosyal yardım adını bilmiyor. Bunların hepsi yapılabiliyormuş demek ki. Zaten o yüzden rahatsızlık duyuyor ki sürekli olarak bir saldırı var. İşte İmamoğlu'na da aynı şey yapılıyor biliyorsunuz. Yok şuraya gitti, yok buraya geldi gibi. Yani aynı durum genel iktidarda olacak. Sadece bu ülkenin kaynaklarını doğru kullanmak için doğru yönetilmek gerekiyor. Mevcut bütçeyi doğru kullandığınızda yandaşlara, beşli çete gibi çetelere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmezseniz işte Ulaştırma Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki 1-7 Ağustos'ta Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş karşısını tutturduk diyor. Övünüyor. Ama bugün milletvekilimiz açıkladı ki o da yalan. Doğru söylemedi ortaya çıktı. Oradan bir aracın geçiş karnesi 860 lira bakın. Vatandaş geçerken ödediği paranın
%70 fazlasını da devlet ödüyor. 35 dolar artı KDV. Bir tane binek Karaca'da. Geçiş ücreti. 860 lira bugünkü kurla vatandaşın Osman Gazi Köprüsü'nün tek yön geçişinin ilgili firmaya ödenen para 860 TL. Tekrar söylüyorum. İşte kaynaklar buralara gidiyor. Hı hı. Emekliye vereceğimiz. Bu ÖTV oranını düşüreceğimiz, ÖTV'siz araçlardan, ilk tez araçlardan vereceğimiz kaynaklar hep burada yatıyor. Bunları da söyleyelim diyorsunuz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Süremizi doldurduk satır başı adına. Gündem sorularına, gündem başlıklarına size yönelttik. Buradan da hem Bursalılarla hem Türkiye ile paylaştık. Çok sağ olun diyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz satır başını. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.